Hepinize merhabalar. Bu videoda bildiğiniz gibi fiziki bir haritaya hani harita falan çizim yapacağız. Hani olacak diye. Her neyse başlayalım. Bunun için ya Google görsellere hani bir yerin fiziki haritasını yazarsın. Hani mesela Türkiye fiziki harita diye. Tabi yani böyle isim şeyleri falan bulmazsanız güzel olur. Ya da Google Maps'ten, ama Google Maps hani o kadar iyi değil. Ben burada sadece çizmeyi göstereceğim için burada kırmızı şeyini aldım. Çizmesi de zor değil diye. Önce boyutu ayarlayalım bari de. Bu boyut çünkü uyumlu değil. Bunu 1280-700 yapalım. Evet. Şöyle ayarlayalım. Aslında böyle daha iyi ya. Şöyle oturtun. Tamam. Şimdi üstüne bir katman açıyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur elbet. Sonrasında bildiğimiz gibi çiziyoruz. Başka yapacağımız yok. Şunu bir şey yapalım. Tamam. Böyle olduğunda mesela haritayı görüyorsunuz. Şimdi bunun üstüne isterseniz tabii ki hani isterseniz şuraya normal deniz rengi yaparsınız. İsterseniz de şimdiki yapacağım gibi bu hani ilk koyduğunuz resmin üstüne bir katman açarsınız. Şöyle oluşturursunuz. Daha hani bunu da yapmadık. Böyle kısaca oluşturursunuz. Bari bunun yanında eskitmeyi de anlatayım. Eskitme için yapacağınız tek şey bir katman daha açmak. Ve buradan eskitmeyi de bulduk. Şimdi burada hani layer 4 diye kaydettik. Bunu normalden multiply alıyorsunuz. Bundan sonra yani bunu boyut büyük olduğu için keep canvas size diyeyim. Ve hazır. İsterseniz böyle yapın, isterseniz aynı şekilde dursun, fark etmez. Her şekilde kalitesi aynı. Bunun dışında hani ayrı bir bilgi kutusu yapmanız lazım video için. Bunun için yapacağınız tek şey bu katmanı bir katman daha açıyorsunuz haritanın üstüne. Ve isterseniz farklı bir şekil alırsınız. Hani bu Mepikpeklerdeki bilgi kutularını alırsınız ya da benim gibi birkaç çizgi çekersiniz şöyle. Mesela şöyle bir çizgi çekersiniz. Üstüne bir çizgi eklersiniz. Bir dakika. Oturdu. Şöyle mesela ne diyeyim? Kıbrıslar falan filan. Ha, bunun gibi yani. bunun için renk paleti kullanabilirsiniz ki kullanmanız lazım bence. Renk paleti çünkü mutlaka bir de devleti gösteriyor yani. Bu yüzden önemlidir renk paletleri. Renk paletlerini de Mepikpek'lerde bulabilirsiniz. Normalde bulmanız kolay değil. Şuraya mesela koyarsınız. Ayrı bir. Şuraya bir tane daha koyarsınız. Buraya mesela Türkiye falan yazarsınız. Ya da KKTC işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kısaca.
Buraya daire olarak bir ne Kıbrıs'ın yönetimi falan. Buraya da hani birkaç çizgi çekersin mutlaka. Ben en az 3 çizgi çekin derim. Mesela rastgele koyuyorum şu an. Çizgiler tam oturaklı değil falan demeyin. Rastgele çiziyorum. Hani bunun gibi yaparsınız kısa bir şey. Mesela tarih. Hani böyle farklı bir şey yapmak istersiniz. Ayrı bir çizgi daha çekersiniz. Burada mesela 2019 yazarsınız. Şimdi şeyini ayarlasam mı? Neyse fark etmez. Bunun fontunu az büyütürsünüz. Daha belirgin olsun diye. Şöyle. Kısaca bunları yaparsınız. Yani anlatabildiklerim bu kadardı bir videoda. Diğer videoda bu bayraklı haritanın ikinci versiyonu gibi bir şey yapabilirim. Onu yaparız. Sonrasında bir tane daha video koyabilirim. Bunun dışında başka yok. Görüşürüz.